Arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni Trackers of Europe 3 videosuyla yeniden beraberiz. Bugünkü videomuzda madendeyiz ve bu oyuna eklenmiş en güzel yeniliklerden birisi olan madeni detaylı bir şekilde gezelim. Baya bekledik arkadaşlar. Beklediğimize değen bir güncelleme oldu. Maden özelliği çok güzel, yolları falan. Bir bakmak istedim bu videoda. Haydi bakalım hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Madeni detaylı bir şekilde inceleyelim. Geçmeden önce videoyu beğenmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Şöyle baktığımızda en aşağıdayız, şu anda girişteyiz. Tırımıza baktığımızda baya kirlenmiş arkadaşlar. Topraklı yollardan geçe kirlendi. Madende yakıtınız bittiyse arkadaşlar hemen buraya gelerek şuradan yakıtınızı alabilirsiniz. Gerçekten güzel. Eğer burada yakıt alacağımız yer olmasaydı çok sıkıntı yaşardık. Şu anda madenin ilk girişteyiz. Şöyle baktığımızda bu taraftan girdik ve şuradan mı çıkarız? Evet, şuradan çıkalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Şöyle detaylı bir şekilde madene bir bakalım. Neler var? Farklı yollar var mı? Gizli yollar var mı? Onlara bir bakalım. Gerçekten baya güzel oldu arkadaşlar maden. Gelmesi de çok güzel oldu. Bak, bu tarafta da bir yük alma yerimiz var. Bak, yükü bu aşağıdan alabiliyoruz. Tamam. Karşıda da var da biz yukarı çıkacağız. Habire yukarı çıkalım. Döner mi? Döndü. Güzel. Yavaşlayalım. Şöyle biraz geniş. En yukarı bir çıkalım. İnşallah bir uyuma yeri falan vardır. Acilen uyumamız gerekiyor. Buradan çıkar mıyız? Çıkarız, evet, şuradan çıkarız. Hop, dur bir dakika. Kayacak. Heh. Yavaş. Bayağı yük alma yeri var. Yük almakta sıkıntı çekmeyiz. Yakıt yerimizde ilk girişte. Ama uyuma nerede? Ona da bir bakacağız. Şu an herhalde en yükseğe geldik. Aynen, en yüksek yer burası. Farklı yollar var mı? Ben onu merak ediyorum arkadaşlar madende. Bak, çarptık. Demek ki buradan geçiş yok. Tamam. Demek ki buradan geçemiyoruz. Biz de şuradan devam edelim. Burada da bir tane yük alma yerimiz var. Yük almayalım, gerek yok. Şöyle bir tane de şöyle gidelim arkadaşlar. Şu tarafa geçemiyoruz. Tamam. Burası son. Madenin en yüksek tarafındaki son taraf. Şuradan gittiğimizde galiba burada da yol yok. Hop 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 hop. Sakin. Her tarafı deneyelim arkadaşlar. Nerelerde farklı yollar var? Bir bakalım. Tamam. Tamam. Dur. Gitti. Demek ki buraya çıkmıyoruz arkadaşlar. Yağmur başladı. Güzel bir şekilde yağmur yağıyor ama yerler çamur olduğunda sıkıntı yaşayabiliriz. Yukarı taraftan düştük arkadaşlar ve baktığımızda bir şey de yok yani. Farklı bir yol falan yok. Şöyle bir tane suyun içine girmeyi deneyelim. Tırımızı yıkayalım. Bakalım yıkanacak mı? Yok. Girmiyor. Maalesef girmiyor. Girseydi güzel olurdu. Şimdi bir yük almak istiyorum arkadaşlar. Şuradan bir yük alalım. Ve madenden bir çıkalım. Etraftaki yollara da bakmak istiyorum çünkü. Yükler de bayağı ağırmış yani arkadaşlar. Çok güzel. Bakalım bunlar. Bunu geç bakayım. Şunu alıyorum. Tamam. Bu güzel. Hemen alalım. Görevi buradan aldık. Tamam, sıkıntı yok da. Dorse ta yukarıda arkadaşlar. Tekrar çıkacağız. Oo, çok güzel. Yağmur yağışı var. Tırda temizlenmiş oldu arkadaşlar bu arada. Bayağı kirliydi.
Güzel oldu. Yağmur yağması iyi oldu. Yerler ama çamur olmasaydı daha da güzel olurdu da. Çok güzel arkadaşlar. Işığı da yakalım. Hop, yavaş, sakin olacağız arkadaşlar. Yani tır hemen devrilebiliyor. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor bu yollarda. Yani en ufak hata şuradan hemen yuvarlar gider. Tırı en aşağıdan toplarız arkadaşlar. O yüzden sıkıntı. Sakin ve yavaş olmamız gerekiyor. Yavaş. Dön bakalım. Çok güzel. Keşke yukarıda olmasaydı. Doğrusu baya baya yukarıda. Yok, en yukarıda değilmiş. Tamam tamam, güzel. Yani en üstte de çıkmamışız. Şimdi şu taraf, bu taraf en yukarı gidiyor. Bu taraf bizim dorsiye gidiyor. Bu taraf da şuraya gidiyor. Yani 3 farklı yol. Karıştırmayalım. Yalnız doğru mu gidiyoruz? Evet doğru, tamam. Sıkıntı yok. Hop hop hop, yapma yapma yapma. Tamam. Daha yeni devirdik. Hemen şu dorsemizi bir alalım. Çok acayip kayıyor arkadaşlar. Tır efsane kayıyor. Oo. Yani en ufak bir şekilde direksiyonu hafiften bir çevirdiğiniz anda bile kayabiliyor. Güzel aslında. Böyle zorlaması çok güzel. Düşük yakıt mı? Yakıtımız daha yeni fulldü. Neyse, sıkıntı yok arkadaşlar. Şu dorseyi bir alalım. Bak bak, acayip kayıyor arkadaşlar. Tamamdır. Yükümüzü aldık. Yukarı tarafa baktık arkadaşlar. Bu taraflarda bir şey yok. Şimdi gidelim. Şu diğer taraflara da bir bakalım. Farklı yollar falan var mı? Şöyle içeri geçmek istiyorum çünkü sıkıntı yaratacak. Dışarıdan giderken devirebiliyoruz. Madenin akşam ışıkları da baya baya iyiymiş arkadaşlar. Şöyle baktığımızda gayet güzel bir ışıklandırma sistemi var. Güzel. Devam edelim bakalım, farklı yollar var mı? Biz farklı yolları arıyoruz. Buradan bir çıkalım bakalım madenden. Işıklandırma çok çok güzel. Şu yan taraftan bir farklı yol gidiyor. Ora nereye gidiyormuş? Oraya da bir bakalım arkadaşlar. Bak şuradan. Bu arada yağmur da yağdı. Bak mesela şuradan bir farklı bir yol var. Bura nereye gidiyor? Bir bakalım. Şoförümüzün de uykusu geldi. Uyuyacak hiçbir yer olmadığı için maalesef uyuyamıyoruz. Burada da yine çalışma yerleri var arkadaşlar. Hemen çıkalım, devam edelim. Bayağı zorlandı tırımız. Kolay değil. Bayağı ağır bir yük götürüyoruz. Madenin içine baktık arkadaşlar. Yani öyle abartı bir yollar falan yok. Değişik yollar ama çok güzel olmuş maden. Sıkıntılardan bir tanesi de madende giderken tırı kontrol edemiyoruz. Bayağı bayağı kayıyor. Yani bu tek benim başıma mı geliyor yoksa hepimizin başında mı geliyor bilmiyorum arkadaşlar da. Yani yolda giderken acayip kayıyor. Arkadaşlar hem yağmur hem de toprak sesini bir dinleyin, gerçekten efsane. Şu sese bakar mısınız? O toprak sesini, yağmur yağarken ki o toprak sesini duyabiliyoruz, çok güzel. Maden yolu gelmeden önceki fotoğraflarda gördüğümüz yer burası arkadaşlar. Evler falan. Galiba şuradan bir giriş var oraya. Şuradan girer miyiz? Aynen, buradan bir giriş var bak. Bu tarafa. Burada farklı yollar var arkadaşlar. Oo, bayağı güzel.
Tamam, sakin. Tır, hop.